Ekranlarından günaydınlar. Herkese iyi haftalar. Ben Cengiz Semercioğlu. 5 Ağustos Pazartesi'deyiz. Ve herkes için, bütün Türkiye için keyifli, mutlu, huzurlu bir hafta olsun. Bütün Türkiye'ye sağlık, mutluluk diliyoruz. Ve bu haftaya başlıyoruz. Hafta inşallah çok güzel olacak. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu haftada 10.30 ile 12 arasında gündemdeki konuklar ve gündemdeki konuklar bu masa etrafında benle beraber olacak. Telefon bağlantılarımız var, stüdyo konuklarımız var. Konuşacağız yemek, müzik, sinema, edebiyat, her şeyi konuşacağız hafta boyunca. Ve tabii hafta sonu da bayram tatili başlayacak. Dün İzmir-İstanbul-İzmir otobanı açıldı biliyorsunuz. Bayramdan önce otobanın açılması da herkes için güzel oldu tabii ki. Eğer Çeşme'ye, İzmir'e bir bayram planı varsa artık 3,5 saatte hop ineceğiz İzmir'e. Çok güzel oldu gerçekten. Emeği geçen herkese tebrikler, emeklerine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz tabii ki Türkiye adına. Güzel gelişmeler bunlar. Peki bugün programımızda neler var? Hatırlar mısınız? 2008 yılında Issız Adam diye bir film vardı. Issız Adam filminde Melis Birkan'la Cemal Hünal'ın oturduğu bir restoran vardı. Leblon o restoranın adı. Şimdi kapandığı için çok rahat söyleyebilirim. O restoranın adı Leblon'du. O restoranı orada kuran ve yıllarca televizyonda programlar yapan Arda Türkmen bizle beraber olacak bugün. Ve yine o filmde, Issız Adam'da bir şarkı vardı, Yalnızım Ben diye. Nil Burak'ın şarkısıydı ve Nil Burak da bizle beraber olacak bugün. İkisiyle konuşacağız. Biraz yemek konuşacağız, restoranları konuşacağız. Yeme içme kültürünü konuşacağız Arda Türkmen'le. Biraz da müzik konuşacağız Nil Burak gibi. Çok usta, unutulmaz, keyifli sesle tabii ki. Ama ondan önce her pazartesi ne yapıyoruz? Tabii ki burçları konuşuyoruz. 5 Ağustos Pazartesi'deyiz ve bu hafta bize ne getirecek? Yeni ay bize ne getirecek? Aygül Aydın'la başlıyoruz haftaya kısa bir aradan sonra. Evet, hepsi ve daha fazlası burada olacak ve her pazartesi olduğu gibi haftaya yine Aygül Aydın'la başlıyoruz. Hoş geldin Aygül. Hoş bulduk. Yeni ay Aygül ne getirecek bize? Yeni hafta ne getirecek bize? Yeni ayı Aygül Aydın getiriyor. Ne getiriyor? Evet. Vallahi güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Ağustos genelinde çok güzel, çok keyifli bir ay. Mavi takılarına bayıldım. Çok teşekkür ederim. Bu haftanın şeyini vermek için, yansımasını vermek için evet böyle mavileri çok taktık. Çok güzel. Ne bulduysak taktık diyelim. Nefis. Aynen öyle. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Öncelikle neden bu önemli? Hafta neden önemli? Venüs ile Jüpiter gezegenleri çok güzel bir açı gerçekleştirecek. Venüs gökyüzünde çok olumlu bir gezegendir. Jüpiter de öyledir. Bunların ikisi arasında uzun zamandır bulunmadıkları olumlu bir temas halinde olacaklar. Ve bunlar temas halinde bu olduğu temas zaman bize pozitif gelişmeler getirmeye çok açık. Hayatımızla ilgili önemli kararlar verebileceğimiz ve yeni bir şeylere başlamak istiyorsak ya başlasam mı acaba olur mu diye düşündükleri bir haftaysa kesinlikle muhteşem bir hafta. Genel olarak başlatabilirler diyoruz. Tabii bunları 12 burç üzerinde konuşmak da daha doğru. Evet, konuşacağız şimdi. Peki o zaman olur. Bu hafta biraz işi tersine çevirip balıktan başladı bugün. Tamam. Balıktan koşa doğru balıktan, gidelim. Tamam, tersten balık. Başlayalım. Çünkü çok sonra daha balık burcu dan arkadaşlar küsüyorlar bize. Evet ama şöyle bir şey var. Balıklar için gerçekten çok güzel bir hafta olacağı için bence de balıklardan başlayalım. Biraz moral hadi ve motivasyonlarını da buyurun, yükseltelim. Balık. Öncelikle bizi dinlerken yükselen burçlarına göre dinlemeye özen göstersinler. Eğer şayet bilmiyorlarsa da güneş burcu yani kendi burçları doğum tarihlerine göre dinleyebilirler. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Burçlar değişti diye bir olay çıktı. Sosyal medyada evet, dönüyor. Değişti mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Bu her yıl rutin olarak gerçekleşen bir popülarite fenomen yazılardır. Böyle bir resmi olarak da bir açıklama zaten yok. Böyle bir şeyin olması da şu an için mümkün değil. Hani biraz araştırsınlar ve okusunlar neden hani bu çok detaylı bir değişmez şey. Değişmez mi burçlar? Değişmez. Sayısı yani artmaz mı, azalmaz mı? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Takım Yılan yıldızları burcu falan peki mesela? Hayır, bunlar hep Çin. Bunları karıştırıyorlar. Farklı şekilde tanımlıyorlar. Böyle bir durum yok. Olayları dinlerken de lütfen hani bu burçlar üzerinden, astroloji üzerinden böyle bir popülarite yakalamaya çalışan yazılar üzerinden gidilmemesini tavsiye ediyorum. Biraz daha doğru bilgi üzerinde araştırılsın diye tavsiye ediyorum. Şu an elimizde 12 burç var ve 12 burçta devam edeceğiz. 12 burç herkes kendi burcunda. Burçlarınız değişmedi. Balıklar balık gibi dinleyebilirler bizi diyoruz.
Şimdi geçiyoruz, neler yapsınlar bu hafta. Bu hafta öncelikle balıklar parasal koşullarıyla ilgili konularla başlıyor olabilirler. Parasal ve finansal kaygıları biraz yükselmiş olabilir. Bu hafta kredi alma, borç çekme, borç alma gibi bazı hedefleri varsa bu hafta gerçekleştirebilirler. Yani özellikle salı günü, salı ve çarşamba günleri balık burçları için finansal gelişmelerini iyileştirecek, yeni bir iş alabilecekleri, ekonomik durumlarını yükseltebilecekleri bir hafta içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta biraz balıklar maddiyatı sorgulayabilirler. Yani manevi olanın yanında maddiyat, belki de partneri, hayatındaki partneri, o kendisi kişi çok fazla fedakarlık yapıyordur. Manevi yönüyle alakalı partner biraz maddi üstüne gidiyordur belki. Bu yüzden de maddi anlamda bazı sorgulamalar içerisinde olabilir. Çok fazla kendini bu bağlamda maddi alanda hırpalamasın, hırslandırmasın ve yormasın. Eğer ekonomik anlamda kendini düzenlemek ve geliştirmek istiyorsa buraya odaklansın. Eğitim hayatı, eğitimle ilgili bir kararı varsa bu hafta içerisinde bunlara yönelsin. Çarşamba ve perşembeden sonra otoritelerle yapacağı görüşmeler, eğer bir çalışma hayatı varsa burayla alakalı yapacağı aksiyonlar için çok başarılı. Bunları değerlendirsin bu hafta. Özellikle bu hafta kendini çok yalnız hissettiği konularda bu kariyeri olabilir. Belki de aşk hayatı olabilir. Belki çocuklarıyla olan ilişkisi içerisinde olabilir. Bir düzenleme içerisine gitsin. Yani burayla ilgili pozitif bir gelişme yakalasın. Bir adım atsın. Bazı şeyleri bizler de düzeltebiliriz. Davranışlarımız da düzeltebilir. Yani illa karşı taraftan bir beklenti haline gelmemelerini tavsiye ediyorum. Balıklar çok fazla karşı taraftan beklentileri olan insanlardır ama maddi beklentiler değil, parasal değil bunlar. Daha fazla manevi beklentiler. Biraz anlaşılmak isterler, biraz daha fazla karşı tarafın onu hissetmesini isterler. Bu hafta tam anlaşılacakları bir hafta, kendilerini ifade etsinler. Kendilerini bu bağlamda konuşarak anlatmaya çalışsınlar ama özellikle çarşamba ve perşembe günlerini kariyerle ilgili yapmaları gereken ne varsa lütfen bununla ilgili adım atsınlar. Bakın evet. Bu hafta herkese söylüyorum, ne tür işle uğraşıyorsanız uğraşın, bu hafta lütfen bir şeyleri başlatıp harekete geçirin. Çok güzel, keyifli bir hafta balıklar için de. Haydi bakın, balıklar için güzel bir hafta. Aynen. Çarşamba perşembeye dikkat diyoruz. Gördüğünüz gibi finansal sorunlarını da toparlama adına pazartesi salıyı kullanabilirler. Süre olarak da gayet iyi süre ayrılmış vaziyette balıklara. Evet, güzel. İyi başladık. Evet. Kova ile devam edelim. Kovalar şimdi Mars, Merkür de Aslan Burcu'na geçiyor. Mars Aslan Burcu'nda. Şimdi hayatlarıyla ilgili kovalar özellikle de bir yeni ay yaşadılar. İlişkileriyle ilgili çok büyük bir özgürlük savaşı içerisine girmiş olabilirler. Belki ilişkilerindeki özgürlüğü ya da ilişkilerindeki olan o bağlayıcılığı sorguluyor da olabilirler. Burayla ilgili önemli böyle çekişmeler ve rekabetler içerisinde duruyor olabilirler. Bunlara biraz dikkat etsinler ve buradaki yükselişlerini biraz azaltsınlar. Ailevi sorunlar ön plana çıkmış olabilir kovalarda. Aileyle çok fazla uğraşmak ya da aile, kovalar çok kendi başlarına buyruk insanlardır. Çok toplumsal insanlardır, bireysel değillerdir. Ama hayat onları biraz bireysel olmaya zorluyor gibi olabilir şu dönemde. Bir şeylere hiç bağlanmayan ve bir şeylerin peşinden çok fazla gitmeyen kovalar mecbur kalıp da bir konu üzerinde bağlayıcı olarak kalıyordur. Yani tatile gidecektir. Babası ya da annesi demiştir ki olmaz, şu düğün var, buraya geleceksin. Mesela bu bir kova için yıkımdır. Yani bu mümkün değildir. Oradaki toplumsal belki yaptığı başka işleri vardır, orayı bırakamaz. Bireysel işler yapamaz. Bunu bir kendine hakaret gibi görebilir. Öyle düşünsünler. O yüzden bu hafta içerisinde bu savaşı uygun versinler. Biraz daha bu savaşı daha dikkatli versinler. Aralarında eğer karar veremedikleri ve rekabet oluşturacakları ilişkileri varsa burayla çok fazla sert diyaloglar içerisine girmemelerini tavsiye ediyorum. Biraz dikkatli olsunlar. Özellikle çarşamba ve perşembe gününden sonra iş hayatları, kariyerleriyle ilgili çok iyi adımlar alabilirler. İyi başlangıçlar yapabilirler. Ortaklaşa gelirleri varsa finansal gelirlerini bir düzene sokabilirler. Eşle ilgili, partnerle ilgili ekstra kazanımlar elde edebilirler. Belki ekstra bir yerden gelir kazanabilir. Yani düzenli bir işi vardır ama şu dönemde daha farklı bir iş alanı ve iş kapısı ona açılmıştır. Bunu değerlendiriyordur. Birçok kova ve aslanlar, aslanda da bunu söyleyeceğim, işleriyle ilgili ve hayatlarıyla ilgili yeni bir şeylere adım atıyorlar. Bu dönemde yapacakları konular onları önümüzdeki birkaç yılın konusu noktasına getirecek. Çünkü Satürn gezegeni Kova burcuna geçiş yapacak.
O zaman onları çok çok daha ilgilendirecek. Burada yaptığı ve verdiği kararlar birkaç yıllık önceki süreç içerisinde hayatlarında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacakları bir durum içerisinde olacaklar şu an. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bunu kaçırmasınlar, değerlendirsinler diyoruz. Oğlak'a ne diyoruz? Evet, oğlaklar. Oğlaklar da bu hafta ilişkileri ve işbirlikleriyle göz önünde olabilirler ve burayla ilgili önemli kararlar verebilirler. Şimdi sabah saatlerinde böyle uyum ve dengeyi aradığımız, Ay Terazi Burcu'nda hareket ediyor. Hı hı. Dengeyi aradığımız bir haftaya başlıyoruz ama akşam üstüne doğru Satürn, Plüto, Güney Ay Düğümü dediğimiz ve Oğlak Burcu'nda hareket eden böyle sert, daha ahlaklı, daha etik kuralları olan, daha yorucu gezegenlerle temas halinde olacak. Yani bu ne demek oluyor? Oğlaklar için özellikle hafta başı, yani öğleden sonra biraz ilişkilerde rekabet tadı hissettikleri bir haftaya başlıyor olabilirler. Bazı şeyleri kabul ettirmek, ego savaşları ya da benim istediğim senin istediğin gibi savaşlar içerisinde olabilirler. Biraz bunları iyi yönetmeye çalışsınlar ve biraz dikkatli olsunlar. Uzlaşmaları gereken noktalarda şu an için bu hafta uzlaşmayı seçerlerse avantajlı kazanımlar elde edebilirler. Yani bir şeyleri kazanma şansları uzlaşmadan gelecek. Resleşmeden gelmeyecek. O yüzden biraz bu konuda kendilerini zorlasınlar. Eğer çalışma ortamları, iş arkadaşları, iş ilişkileri, burayla ilgili yapacakları bir toplantı, bir görüşme varsa burayla da ilgili güzel başarılar elde edebilirler. Çok keyifli bir hafta. Yeni bir iş teklifi alabilirler. Seyahatleri olabilir bu hafta içerisinde. Bir seyahat programı yapabilirler kendilerine. Birden bu gelişebilir. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri burayla ilgili bazı aksiyonlar alabilirler. Ama hayatlarında çok önemli bir farkındalık dönemi yaşıyorlar ve özellikle duygusal anlamda bunu yaşıyorlar. Duygusal anlamda nereye aidim, kime aidim ya da gerçekten olmak istediğim yerde miyim, neyin savaşını veriyorum gibi sorular sorabilirler. Özellikle perşembe ve cuma günleri buna çok kapılmadan gerçekten kararlarını vererek, ne istediklerini bilerek hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hafta içerisinde seyahat programlarında da ufak aksamalara karşı biraz daha kontrollü, biraz daha dikkatli olmalarını kendilerine önerebiliriz. Yay burcuna ne önereceğiz? Evet, bu hafta kendilerini keşfettikleri bir hafta. Kendilerini yeniden buldukları bir hafta. Yaylar için güzel, keyifli bir hafta. Jüpiter gezegeni artık düz hareketine geçiş yapıyor. Venüs de Jüpiter çok güzel bir etkileşim içerisinde. Jüpiter yay burcunda. Bu ne demek oluyor? Yaylar için çifte şans, keyif ve burayla alakalı güzel başarılar demek oluyor. Tabii hayatlarında ne varsa, ne konu varsa. Şimdi biz bunları söylüyoruz ama diyelim ki geçtiğimiz hafta sevgilisinden ayrıldı ya da sevgilisi terk etti. Şimdi beni dinlerken diyor ki hangi şanstan bahsediyor diye kendi kendine şimdi dalga mı geçiyor benimle, bu benimle hangi şanstan bahsediyor diye söyleniyor olabilir. Belki onun terk etmesi bir şanstı. Evet. Bunu görmüyor olabilir. Yani hayata bakış açısını ve yönünü iyi ve pozitif anlamda tutarsa başarılı bir hafta. O zaman ne olacak? Bu olaya bakış açısı değişince hayata bakış açısı değişecek. Evet, kötü olarak gördüğümüz şey bu bir aslında süreç. Buna da gökyüzü müsaade ediyor. Evet. Güzel olan o. Yani gökyüzüyle uyumlu giderlerse hayatlarıyla ilgili zorlanmazlar. Çok fazla stresli şeyler yaşamazlar. Yani şunu diyebilir, tamam bunu yaşadım, bu bir tecrübe ve deneyimdi. Şimdi bu hafta ne yapayım? Bu hafta ilerlemesi adına şanslarını, kısmetlerini yaratabileceği ortamlar içerisinde olabilir. Yeni ortamlara girebilir, yeni işbirlikleri yapabilir. Biraz belki kariyerlerinden çok uzaklaşmışlardı. Kariyerleriyle ilgili yeni girişimler içerisinde olabilirler. Burada yeni bir adım içerisinde hareket edebilirler. Hayatlarıyla ilgili farklılık yaşayacakları bir hafta olacak onlar için. Özellikle de perşembe ve cuma seyahat etmek, belki ticari bağlantıları varsa, ticaretle uğraşıyorlarsa, belki de basın medya ile alakalı işleri varsa, sosyal medya ile alakalı işleri varsa, burayla alakalı önemli bir şeyleri yönetme, krizi de yönetme gibi durumlar olabilir. Bunlara da dikkat etsinler. Eğer burayla alakalı bağlantıları kuvvetli yaylarsa, yani yaptıkları iş burayla alakalıysa, demek oluyor ki burayla alakalı biraz daha kontrol etmeleri gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Biraz bu hafta kendilerini sürekli haklı görme eğiliminden çıkarak hareket etsinler. Ya ben haklıyım, bak gördün mü? Benim haklı olduğum ortaya çıktı gibi bir ifade içerisinde olmasınlar. Haklılıklarının böyle tatlı tatlı anlaşılmasına izin versinler. Bazı şeyleri ve hisleri ve duyguları da abartmadan hareket etsinler. Abarttıkları şeyi de kaybedebilirler. Bu haftanın en önemli konusu çok fazla abartmamak da gerekiyor. Biraz daha ölçülü olmayı da öğrenmek gerekiyor. Yaylar için de bu geçerli. Bir de
herkesin eline bir para geçer. Allah ben tatile gideyim zaten bayram da geliyor burada birleştireyim falan. Bu duygular böyle taşıyacak, yükselecek. Bu abartma eğiliminden çıksınlar. Biraz ölçülü olmak üzere hareket etsinler diyoruz. Peki akrepler bakalım bana ne söyleyeceksin şimdi? Sana sen beni baskılıyorsun para 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 diye. Başka bir şey söyleyemiyorum ki akreplere. Evet şimdi akrepler ne yapıyorlar? Bu hafta akreplerin özellikle iş hayatları ve çalışma ortamları ile ilgili bazı denge bulma ya da burayla alakalı bazı konuları toparlama gibi projeler olabilir yine. Başlangıçlar olabilir. İş hayatları ile ilgili ya da sorumlulukları, hayata karşı sorumlulukları, belki çocuklarının sorumlulukları, belki hayatlarında bir şeylerin çok fazla yoğun gitmesinden kaynaklı bir şeyleri dengeye oturtturma istekleri. Bunları tamamen rayına koyma isteği içerisinde başlayacakları bir hafta. Hafta ortasından sonra Ay Akrep Burcu'nda hareket edecek salı gününden sonra. Hayatıyla ilgili salı ve çarşamba günleri ilişkilerle ilgili önemli bazı konuşmalar yapmak durumunda kalabilir. Önemli bazı yükselişler gerektirecek ya da önemli bağlantılar diyelim. Daha böyle güçlü bağlantılar kurması gereken bir gün geçirebilir. Özellikle salı ve çarşambayı da değerlendirebilir öyle söyleyelim. Bazı ufak aksilikler de yaşanabilir bu hafta. Akrepler bunu da deneyimleyebilir ama bunları çok hızlı halledebilirler. Sadece kişilerin karşı tarafın yani hayatta bugüne kadar emek verdikleri kişilerin onlara ne kadar değer verdiklerini sorgulayacakları bir hafta olabilir akrepler. Bu da özellikle özel ilişkilerinde de olabilir. Belki ailevi ilişkilerinde olabilir. Belki akraba ilişkilerinde olabilir. Yani ilişki dediğimiz şey sadece partnerle kurulan şey değil. Arkadaşlık ilişkileri de olabilir ama biraz değer duygusunu sorgulayabilirler. Kendilerini çok tüketmesinler. Bu hafta biraz daha dinlenmeye ve biraz daha kendilerini olaylar içerisinden çıkartmaya yani olayları kişiselleştirmemeye özen göstersinler diyoruz. Yani bir şey sadece onlara karşı yapılmamış da olabilir. Kişisel düşünmesinler. Bu hafta biraz daha projelerine, tekliflerine, işlerine odaklansınlar. Hiç çalışmayan bir akrep burcu bizi dinliyorsa kesinlikle bu hafta kalkıp bir şey yapmam lazım benim deyip harekete geçmesini tavsiye ediyorum. Çünkü kökten değişimi getiren de bir hafta. Yani özellikle akrepler için yeniden doğuş diyebileceğimiz bir hafta. Ya ben her şeyimi kaybettim, hayatta hiçbir şeyim yok mantığında olan ki akreplerin en derin noktası da öyledir. Tutkuları yüksektir. Plüto insanları. Düşünüyorlarsa da çok güzel bir yerdeler. O noktadan kalkıp hareket etmek için bir şey kesinlikle bu hafta yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ediyoruz. Teraziye geçiyoruz ve... Evet, teraziler neler yapacaklar bu hafta? Teraziler için güzel bir hafta. Özellikle pazar günü güzel. Yönetici gezegenleri Venüs Güneş'le kavuşacak Aslan Burcu'nda. Evet. Bu çok gösterişli ve görkemli bir şey. Terazilerin çok işine yarayacak. Nasıl kullanabilirler? Bu hafta içerisinde yapacakları işleri ve planlarını çok dengeli bir şekilde ayarlayıp ya bu hafta biraz daha kendime yatırım yapmalıyım ve kendimle ilgili bugüne kadar yaptığım işleri nasıl ortaya sunabilirim ya da nasıl gösterebilirim diye kararlar verebilirler. Bir de şöyle bir özellikleri var. Ay terazide başlıyoruz şu an haftaya. İlişkiler çok önemli bir noktada olabilir bu hafta başında. Yeni bağlantılar kurma, yeni işler kurma ve yeni başlangıçlar içerisinde olmaya dair çok güzel, keyifli, pozitif anlamda gelişmeler yaşayabilirler. Sadece gelirlerini yapılandırırken ve borçlarla ilgili, alacaklarla ilgili konularına çok dikkat etsinler. Bu hafta biraz partner ilişkilerinde rekabetle başlıyor olabilirler. Yanlış anlaşılmalar ya da yoğun bir iş temposuyla başlayabilir. Bunu niye yapmadın, niye onu şöyle demedin gibi yükselişlerle haftaya başlıyor olabilirler. Bunları güzel ve pozitif anlamda değerlendirsinler. Yani bunu olumluya çevirsinler. Bu krizi iyi yönetsinler. Bu olayı kişisel algılamasınlar. İdeallerinin, umutlarının, hayallerinin değiştiği güzel bir hafta. Kendilerini yenileyecekler. Sadece çarşamba ve perşembe günleri parasal anlaşmalar, sözleşmeler ya da hayatlarıyla ilgili sosyal çevrelerinden gelen belki bir teklif, iş teklifi, arkadaşlarıyla ilgili yapacağı bir şey gibi konularda bu hafta ön planda olabilir. Aile ilişkileri, kardeşlerle olan ilişkilerinde de parasal durumlar onları biraz zorlayabilir. Bu hafta buraya da biraz dikkat etsinler diyoruz. Diyoruz ve Başak Burcu'na geçiyoruz. Evet, Başaklar. Bugün tersten gidiyoruz. Başaklar da hafta boyunca ilişkilerde biraz gizlilikle ilgili konulara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Yani ne gibi gizlilikler? Aynen, Başak. Şimdi sen bir akrepsin, o senaryoyu tabii senin yazman lazım. Aynen. Ne çeviriyorsunuz? Ne çeviriyorsunuz? Evet, siz ne çeviriyorsunuz? Akrebin en önemli sorusu.
Şimdi Başaklar bunu soracak. Ne çeviriyorsunuz, ne işler çeviriyorsunuz diyecek. Burayla ilgili önemli konular öğrenebilirler. Hayatlarıyla da ilgili önemli konular öğrenebilirler. Sevilme duygusu, sevme duygusu bugün yüksek olacak. Yani bu hafta yüksek olacak. Sorumluluklarını ve rutin işlerini düzene soktukları bir hafta içerisindeler. Aynı zamanda şuradan bu arada haritam açık olduğu için önümde bazı şeyleri de ona göre söylüyorum. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Parasal anlamda da şanslarının çok açık olduğu bir hafta. Ve finansal anlamda ortaklıklarını da iyi bir şekilde yükseltebilirler. Sadece bazı konuşmalarını, bazı söylemlerine biraz bu hafta dikkat etmelerini onlara tavsiye ediyoruz. Güzel. Aynen. Peki ve geçiyoruz. Aslan'a. Aslan'a geçiyoruz. Ben de bak burada da yükselen burç hesaplama tablosu diye şey vardı. Ona bakıyordum. Böyle hesaplanıyormuş bak. Evet. Evet aynen. Bizim şeyde Mahmure'de de var. Mahmure.com. Oradan bakıyordum. Oradan hesaplayabilirim. Bakayım doğrusu çıkacak mı ama. Evet Aslan'ı dinliyoruz. Evet. Haftaya geçtiğimiz hafta yeni ayları vardı Aslanların. Yeni ayla başlamışlardı. Şimdi bu yeni ayın etkileri başlıyor. Hayatlarıyla ilgili bu hafta çok başarılı ilişkiler yönetebilirler, kendileriyle ilgili çok güzel başarılı işler yapabilirler, geleceğe yönelik planlarını bu hafta gerçekleştirebilirler, eski aşkları, ilişkileri gündeme gelebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Bu hafta içerisinde yepyeni olaylara başlıyor aslanlar. Olaylarını tamamen yeniden yapılandıracakları bir hafta içerisinde oluyorlar. Merak edilen ne varsa bu hafta öğrenebilirler. Hayatlarıyla ilgili neyi merak ediyorlarsa bu hafta her şey önlerine gelebilir. Burayla ilgili çok başarılı bir dönemdeler. Özellikle çarşamba ve perşembe günü yapacakları görüşmeler, önemli sözleşmeler, anlaşmalar, artık hikayelerinde ne varsa mutlaka değerlendirsinler diyoruz. Sadece taşınma, yer değişikliği gibi konular bu hafta böyle bir pik yapabilir. Buna biraz daha dikkat etsinler. Çarşamba, perşembe bütün burçlar için önemli anladığım kadarıyla bu hafta. Tabii çarşamba, perşembe genelde balık, hepsi kova, için aslan. Önemli. Evet. Sabit evet. Burçlar için özellikle çok önemli. Peki. Yengeç. Yengeç ne diyor? Yengeçler de bu hafta kariyerleriyle ilgili çok önemli görüşmeler ve fırsatlar yapabilirler. Özellikle salı günleri çok önemli. Burada Ayakrep Burcu'nda olacak çok önemli bir başarı elde edebilirler. Ya da yapacakları görüşmelerde belki mülakat, belki iş görüşmesi, belki yeni bir iş teklifi alacak. Ya da kendisi gidip bir işi teklif edecek gibi düşünsünler. Burada başarılı konular söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşlarıyla önemli konularda bazı fikir ayrılıklarına düşebilirler. Bunlar da çok şanslarını zorlamasınlar. Almaları gereken sorumluluklar ve değiştirebilecekleri bazı noktada konular önlerine gelebilir. Taşınma, yer değişikliği, belki mekan değişikliği, belki iş yeriyle ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. Ortam değişikliği yaşamak isteyecek belki de. Bunu çok fazla kendisi sorgulayacak. Burayla alakalı konular olabilir. Biraz özgürleşmek istediği bir döneme giriyor. Özgürleşmek ve fikirlerini yeniden ifade etmek isteyeceği bir döneme giriş yapıyor. Aşk ve ilişkilerden yana şanslarının arttığı bir süreç. Yeni bir hayatlarına girebilir ya da yeni bir başlangıç içerisinde olabilirler. Eğer evliyse evliliğinde bir toparlanma, bir düzene girme ve ilişkiyi yenileme kararı alabilir. Burayla ilgili bir farkındalık yaşayabilir diyoruz efendim. Güzel. Peki yengeçten ikizlere geçiyoruz. Evet. Başlıyoruz. Ben sanırım koçu çok uzun anlatıyormuşum değil mi? O yüzden baksana ikizlere kadar. Bak, ikizlere kadar ya ola. Sen koç, ya koç eşin mi koçtu? Çocuk. Ben koçum sen, canım sen Allah şey olunca, Allah. Direkt yani. Aa, ben kendimden başlıyorum bir kere. Evet. İkizler. Bu hafta çevreleriyle ve dostluk ilişkileriyle ilgili önemli bazı gelişmeler yakalayabilirler. Bu ne olabilir? Yani çok yakın bir arkadaşının ufak böyle bir söylemini yanlış anlayabilir ya da bu arkadaşla ilgili bir karar vermek isteyebilir. Belki de yol ayrımına gitmesi gerekebilir. Burayla da ilgili bir konu olabilir. Burada ne yapması gerektiğine kendi karar verecek. Küskünlüklere, mesela küs olduğu bir arkadaşıyla da barışabilir. Bu hafta içerisinde şaşırabilir. Nasıl oldu ya, nasıl barıştık da diyebilir. Böyle bazı hayatlarıyla ilgili konularda ciddi ve radikal kararlar alabilir. Mesela bu hafta bencillikle anlayışsızlık kavramlarını çok sorgulayabilir ve bunun üzerine çok odaklanabilir. Ve bunun yüzünden de hayatından birilerini çıkartmak isteyebilir. Belki yeni birilerini dahil etmek isteyebilir. Bu onların kişisel kararı. Burada biraz hayatlarını değiştirme ve revize etme kararı içerisinde olacakları bir hafta içindeler ki bunu yapsınlar. Çok güzel bir hafta onlar için.
İkizler için evet, güzel bir hafta. Öyle. Boğa'ya bakalım. Boğa için nasıl bir hafta? Evet. Boğalar için haftaya aile ilişkileri, gündelik sorumlulukları ve evleriyle ilgili değişimlerle başlıyor olabilirler. Bencillik ve onların da biraz böyle bencillikle ilgili konular ve ben yaptım, sen yaptın gibi konuları biraz sorgulayabilecekleri bir hafta. Bu konulara da biraz dikkat etsinler. Çok fazla kutuplaşma yapmasınlar, zıtlaşmasınlar. Partnerleriyle ilgili yeni bir başlangıç, yeniden başlama, eski bir ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi gibi konularda söz konusu olabilir. Bu hafta içerisinde yeni bir işe başlayabilirler. İşlerinde ve kariyerlerinde çok zirve yapacakları bir döneme gidiyorlar. Sadece biraz stresleri doğru yönetmelerini tavsiye ediyorum. Risk almaktan korkmasınlar. Bu hafta evet, risk almaktan korkmayın. Bakın evet. Geniş. Koç. Peki Koç son burcumuz. Evet. Koçlar. Koçlar. 5 dakika anlatabilirsin bunu. Kaç dakika? Bir 11 dakika gider. Diyecekler ki balığa sona kadar küçücük alan kalmıyordu. Koçlar. Bu hafta koçlar kariyerleriyle ilgili önemli başlangıçlar yapabilirler. İlişkileri de çok önemli. Neden? Ay terazi burcunda. Tam karşıt burcunda başlıyor. İlişkilerinde kuracağı ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar, yeni olaylar söz konusu olabilir. Var olan konumları iş hayatlarında bir değişime gitme kararı alabilirler. Çalışanları, çalışma arkadaşları burada bir değişim içerisinde olabilirler. Sosyal medya yazışmaları, sosyal medya ile alakalı yaptıkları işler varsa biraz bu hafta bunlara dikkat etsinler. Çok parlayacakları, aşkı bulacakları, aşkta kendilerini çok güvenli hissedecekleri keyifli bir dönemdeler. Böyle eğlenceli bir dönemdeler. Bu dönemi iyi kullansınlar. Kendi enerjilerini iyi dengelemeleri gerekiyor. Ama çok fazla kendilerini de bedensel anlamda da çok yormamaları gereken bir hafta içerisindeler. Sağlıkları, işte bağışıklık sistemleri, bunlara da biraz dikkat etmeleri gerekiyor. İş hayatlarında popülaritelerinin de arttığı bir döneme gidiyorlar. Çünkü Güneş Venüs'te kavuşum yapacak tam 5. evlerinde. Özellikle önümüzdeki hafta onlar için çok daha parlak ve güzel bir hafta olabilir ama bu haftayı da şanına uygun bir şekilde bir koç gibi değerlendirsinler. Tüm girişimciliklerini ortaya sunabilirler. Ama sadece şimdi aslanda da ateş elementi çok yüksek olduğu için öfkelerini iyi kontrol etsinler sadece. Bir şeylere çok kızdığında birden parlamasınlar. Birden hızlanıp empati yapmadan hareket etmesinler. Biraz sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten görünen yönleri yüksek. Hani bunu bir de öfkeyle çok fazla ön plana çıkartmamalarını tavsiye ediyoruz koçlara. Güzel. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Ve bütün burçlara güzel bir hafta getirsin. Yıldızlar, gökyüzü. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Değerlendirsinler. Aman ihmal etmesinler. Güzel görünüyor genel olarak. Müthiş. Çarşambadan perşembe. Bu hafta çok şanslı, bereketli ve keyifli bir hafta. Harekete geçsinler. Astroloji bizi geleceğe götürür, geleceğe taşır. Ne yapılması gerektiğine dair fikirlerimizi sunduk. Bunlar için hareket etsinler. Mümkün hareket, oldukça. Hareket edin diyoruz. Eylem. Ve evet. Teşekkür ediyoruz Aygül Aydın'a. Kısa bir aradan sonra unutulmaz bir ses bizle beraber olacak stüdyoda. Nil Burak. Evet, burçlar öğrendik. Herkese güzel bir hafta olsun dedik. Güzel haberler alın. Sağlıkla, mutlulukla dedik ki Aygül Aydın'a teşekkür ettikten sonra Nil Burak bizle beraber. Nil Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne yaptınız parmağınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi bıçak. Vallahi mı? Vallahi bıçak. Mutfakta. Mutfakta. Ne kesiyordunuz? Kesmiyordum. Köfte çıkarıyordum. Buzluktan? Evet. Çok tehlikeli. Ne yaptın? Ne oldu? Bir taraftan girdi öbür taraftan çıktı. Vallahi 8 dikiş var. Aa. Peki daha evde yalnız mıydınız? Nasıl oldu? Yok yalnız değildim tabii ama ya köfteyi çıkarayım derken yani kaydı elimden herhalde bıçak. Ben de farkında değilim nasıl olduğunu. Bir taraftan geliyor ama çok kan aktı. Evet, panikledim ya. Tabii. Aynen. Bir de akşam 8 civarı bizim Levent müthiş tabii, kalabalık. Evet. Hastaneye gittim. Biz burada yapamayız. Buna mikrocerrahi lazım dediler. Hadi ondan sonra başka bir hastaneye gittik. Doktorumu çağırdım falan. Aha. İşte orada böyle bir 45 dakikalık bir ameliyat. Kan görünce falan böyle fenalaşır mısınız? Yok, fenalaşmam. Ben soğukkanlıyım o konularda. İyi. Ama yani oldu bir şey işte. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş sağ olun. Olsun. Güzel. Çok herhangi bir problem olmayacak değil mi? Yok yok tamam. Olmayacak. Ne güzel. Tamam. Böyle bu kadarla atlatmış olun. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl onun dışında? Vallahi iyiyim. Kıbrıs'a gidip geliyorum. Kıbrıs'a. Orada inşaat devam ediyor. İnşaat işi mi yapıyorsunuz orada? Kendi evinizin inşaatı hayır, mı? Hayır. Benim bir butik otelim vardı. Tamam. Onu yıktık. Yerine bir
ufak bir rezidans yapıyoruz. Oo, güzelmiş. Teşekkür ederim. Butik otel peki neden şey yapıyor, yıktığınızda rezidansa dönüyorsunuz? Valla belli bir yaştan sonra başında durmazsan butik otelin, evet, iş zor olmuyor Cengiz'cim. Onun için kiraya vermiştim. Aha. O kiracılar da otelime hiç iyi bakmadılar. Felaket hale geldi. Sonunda ben de çareyi böyle buldum. Güzel. Peki inşaat mesela... iznimiz de... Alındı. Alındı. O zaten onlar oldu da şimdi, aha, ikinci kata çıkıyoruz zaten. İkinci kata, evet, çıkıyorsunuz. O çok güzel. Peki böyle şeyden, ticaretten falan anlar mısınız Nida Hanım? Ben işletmecilik yaptım zaten. Kendi otelimin, evet, başında duruyordum. Yani evet, yani hatırı sayılır bir iş kadınıyım aynı zamanda. Güzel. Peki sahneler, müzik? Ya konserler yapıyoruz Cengiz'cim. Çünkü artık biliyorsunuz yani eski Maksimler falan yok yani. Yok. Onun için konserler yapıyorum. Yapıyorum. Bu arada iki tane yeni şarkı yaptım. Ama Eylül'de çıkaracağım onları. Eylül'de mi çıkacak? Evet, Eylül'de çok çıkacak. Güzel. Kim teşekkür ederim. Şey yaptı şarkıları, siz mi yazdınız söz? Hayır, ben yazmadım. Evet. Berksan yazdı. Berksan, evet, güzel. Sevgili Berksan yazdı. Kardeşi de aranjmanlar mı yaptı? Çok da güzel oldu iki tane şarkı. Ve Eylül'de çıkacak. Eylül'de çıkacak inşallah. Nedir isimleri falan, nasıl bir... Biri şey? Akşamlar, biri Çok Sevsinler Seni diye iki, güzel, tane şarkı. Evet. Evet. Peki mesela Kıbrıs'a tabii çok sık gidip geliyorsunuz. Zaten Kıbrıslısınız. Evet. Ve ondan sonra İngiltere'ye gidiyorsunuz eğitim için, değil mi? Yıllar içinde. Hayır, eğitimimi zaten İngiltere'de yaptım. Londra'da, tamam, ben 10 sene, evet, falan yaşadım. Hı-hı. Ondan sonra tabii oraya da gidip geliyorum. Amerika'ya, evet, gidip geliyorum. Çok iyi. Peki mesela şunu merak ediyorum. Şimdi siz ilk sahneye çıktığınız yıllarda gerçek isminiz Nihal. Evet. Değil mi? Daha sonra Zeki Müren Nil olsun diye şey yapıyor. O süreç nasıl oldu? Sahneye çıkışımı mı, evet, anlatayım? O dönem çünkü habire böyle bir isim değiştirme modası var galiba, değil mi? Yok, ben tatile gelmiştim Türkiye'ye. Ve orada yani isim verebilir miyim? Rahmetli Lale Oraloğlu'nun oğlu, tabii, vardı, Akın. Oral. O da o zaman Hilton Otel'in şeyinde, resepsiyonunda çalışıyordu. Tamam. Ben de orada kalıyordum. Dolayısıyla başka arkadaşlarımız da onun arkadaşları falan filan. Hadi seni bu akşam bir yere götürelim dediler. Ben de daha 17 yaşlarındayım o zaman zaten. Ve işte Sevillanas diye bir gece kulübü vardı. Şimdi kapandığı, evet, için söylüyorum. Ondan sonra da gene Playboy adlı gece kulübü vardı. Yani İstanbul'un en nadide, evet, en önemli şeyi. Benim rahmetli babam hem narinciyeci hem sinemacı. Bizim Kıbrıs'ta iki tane sinemamız vardı. Hı hı. Hep çocukluğumdan beri bütün o sanatçıları görerek büyüdüm. Ayhan Işıkları falan. Hepsi Ayhan Işık, Sadri Alışık, Çolpan İlan, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İşte Zeki Müren, ne bileyim yani Nebahat Çehre hala arkadaşım, yani, tabii. Ekrem Bora rahmetli. Yani onlar hepsi... Erol Bey, Erol Simavi falan. Hı. Ben onları tanımıyorum tabii. Sadece aa falan diye gördüğüm zaman gece kulübüne gittik. Yani o Playboy gece kulübüne. Karşıdan onlar demişler ki ya bu kız kim? Yani bizim Akın'ın yanında oturan, sadece arkadaş olarak ben de ilk defa gidiyorum. Sadri abi demiş ki ben şimdi onu sahneye çıkaracağım. Hani program bittikten sonra böyle çıkarız ya bazen, evet, arkadaşlarımızı. Sadri abi sahne alıyor program bittikten sonra. Onun da o zamanlar o turist Ömer... tiplemesi, evet, vardı biliyorsunuz. Sonra ben de en kenarda oturuyorum. Geldi, elimden aldı, beni sahneye kaldırdı. İsmin ne dedi? Nihal efendim dedim. O da turist Ömer yapıyor ya. Kimsin sen, nereden geldin? Turistim dedim. Tatile geldim bile diyememiştim. Elim ayağım titriyor çünkü sinemada gördüğüm bütün sanatçılar, yani o bütün aktörler, aktrisler, hepsi oradaydı. Ben de çok dikkatli bakıyormuşum. Sen de bize bir fıkra anlat o zaman dedi. Ben fıkra bilmem efendim dedim. O zaman şarkı söyle dedi. Döndüm, arkamda Yalçın Ateş Orkestrası, hiç unutmuyorum. Atilla Özdemiroğlu'lar falan filan, hepsi, bütün duayenler orada. Tanımıyorum ya kimseyi. O zamanlar da yabancı şarkılar söyleniyor tabii. Neyi söylediniz orada? Something dedim. Ben de Shirley Bassey'nin yeni çıkmış o zaman. Arkalı önle ezberlemişim zaten long play'i. Something dedim. Hangi ton dediler?
Ya ben tonu monu mu bilirim? Nereden bileyim tonunu? Ondan sonra dedim ki bilmiyorum diye. Yani bir cevap veremedim. Ya piyasa tonu dedi Yalçın Ateş. Piyasa tonu da la minörmüş. Ben bilmiyorum ya o zaman. Girdiler. Şarkıya giremedim. Durdular. Dediler ki bu değil mi? Hayır dedim. E sen gir o zaman dediler. Peki dedim. Onlar peşinden geldi o kesin. Şimdi söyleyeyim mi? Evet lütfen. Aynen. Birazcık bu yükselir mi? Biraz derinlik verilebilir aynen, mi? Aynen bir derinlik verelim arkadaşlar. Neyse. Bakalım. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he moves me, I don't want to leave him now, you know I believe in how, dedim. Burada dam dam pam pam diye girmesi lazım. Bir telaşa girdiler falan ve girdiler şarkıya. Millet böyle bakıyor şimdi. Yani gencecik kız, güzel kız, bu ses, bu İngilizce, bu nasıl olur falan diye. Yani onların söylediklerini söylüyorum evet, şimdi. Evet. Hemen o gece Sadri abi geldi. Dedi ki biz seni sahneye çıkaracağız. Oranın sahibi de hemen bu kız demiş hemen. Biz bu kızı alıyoruz sahneye çıkarıyoruz. Ben de körün istediği bir göz Allah vermiş. Çocukluğumdan beri onu istiyordum. Çünkü tabii sahne, canım. Sahneyi. Tabii gayet. Şarkıcı tabii, da hep tabii, istiyorsunuz. Onun hep üzerine Zeki Müren de madem çıkıyor Nil Zeki olsun Müren de orada evet. Ve işte içeri girdim ama dedim ben tatildeyim hiç merak etmeyin falan. Canan Yakan'ın annesi var rahmetli Mualla Özbek o zaman orada. Ben elbisesini dikerim demiş. Öbürü işte ben şunu yaparım. Atilla Özdemiroğlu şansı ben. Var. Aynen öyle. Yani Türk filmleri gibi vallahi aslında. Ciddi söylüyorum. Ve dediler ki Zeki Bey seni görmek istiyor. Elim ayağım titreye titreye gittim. İsmin ne yavrum dedi. Nihal efendim dedim. Soyad dedi en sevdiğin Burak dedim. Ama Nihal Burak olmaz. Gel biz bunu Nil Burak yapalım dedi. Nasıl uygun görürseniz dedim. Ve Nil Burak ben oldu. Nil Burak oldu. Ve sahne çıkışta o çıkış. Ve ondan sonra yıllar tabii şart yapıma gittik. Evet. Hep beraber. İşte orada o zaman Atilla Özdemiroğlu rahmetli, Şanal Yurdatapan, Onur falan filan. Bu iki tane şarkı Tatlı Tatlı ve Sus ellerinde hazır. Birkaç kişiye okutmuşlar, sevmemişler. Girdim, iki sefer okudum, çıktım. Biliyorsunuz o zamanlar böyle kesme biçme tabii, falan tabii, filan. Tabii. Bir şey yoktu zaten. Dört kanal stüdyo. Aynen. Ve ilk plak, ilk altın plağım oldu. Evet. Oradan sonra Fahri Bey geldi beni izledi. Hemen Maxim'e geçtim. Ondan sonra zaten 13 yıl devam. Aralıksız. Müthiş. Evet. Peki Emel Sayın'a benzetiliyorsunuz çok, o dönemde de. Çok. Hala da andırıyorsunuz evet, her şeye. Birbirinize benziyorsunuz. Ve bir dönem gerçekten de Emel Sayın adına çıktığınız oldu mu şeye sahne? Oldu. Var mı? Bu hikaye gerçek mi? Doğru. Vallahi. Doğru. Seyirci anlamadım peki. Şimdi şöyle oldu. Biz 100 i̇şte günlük bakın, bir programımız ekranda. Evet. 100 günlük evet çok benziyoruz. 100 günlük bir programımız vardı bizim Caddebostan Maxim Gazinosu'nda. Ve son gecelerdi. Müjdat'tan geldi o fikir. Dedi ki ya siz birbirinize çok benziyorsunuz. Hep elbise değiştirme var ya. Emel içeriye elbise değiştirmeye girdi. Ben daha önceden hazırlandım ama. Evet. Aynı saç, ikimizin de saçını Ali yapıyor. Hala kırık tarak Ali. Ali de aynı saçı yaptı. Hatta buna benzer bir saçtı yine böyle topuz falandı. Emel'in bir elbisesini giydim. Şeyimiz de aynı, size'larımız da aynıydı. Bir elbisesini giydim. Onun meşhur ya işte. Böyle böyle. Bak yapıyorsunuz da şeyi. Yapar mısınız bakayım? Şey vardı ya. Çile bülbülüm. Allah. Hadi. Hadi sevgili seyircilerim. Hadi bir daha. Bir daha diye. Doğru. Saz bile aynen anlamadı. Çok güzel. Emel içeride demiş ki Müjdat'a. Ya ben Emel buradayım. Sahnedeki kim? Ya böyle bir şey olmuştu güzel. Evet. Peki çok güzel ve alınmışsınız. Teşekkür ve ederim. Nasıl formunuzu koruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Spor mu yaparsınız? Ya da dokunuşlar falan var mıdır? Tabii ki var. Evet. Tabii ki var dokunuşlar.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Beslenmeme dikkat edersiniz. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Çünkü fotoğrafları falan da görüyorum mesela sosyal medyada, yıkılıyor. Teşekkür ederim. Vallahi ederim. Çok güzel ve harika. Teşekkür yani ederim. Şimdi canlısını görmek. Canlısını görmek. Şey, ne o, filtreler miltreler falan filan oluyor. Tamam eyvallah onlar... ama canlısını görünce de aynı şeyi şu an yüzünüze karşı söylüyorum. Çok yani. Teşekkür ederim. Nasıl? Valla aslında biraz kilo aldım yani, ben bayağı iyi bir vücudum vardı ama yaş tabii insanı tabii birazcık genişletiyor. Artı söyleyeyim yani, yememe dikkat ediyorum. Hı-hı. Karbonhidratlardan kaçıyorum. Allah'tan çok fazla tatlı sevmiyorum. Ben muzur şeyler seviyorum ama onları da yememeye dikkat ediyorum. Spor falan? Yapıyorum tabii canım ama çok şey değil, daha fazla yürüyüşler yapıyorum. Yürüyüşler falan. Evet, yürüyüşler yapıyorum. Güzel, vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta mısınız yoksa ondan önce zaten Rum saldırıları falan olduğu zaman mı taşınıyorsunuz Londra'ya? Hayır. Ne yapıyorsunuz o dönemi, anlatır mısınız? Ben Amerikan Kız Koleji'ne gidiyordum. Bizim okulumuz Rum tarafındaydı. Hadiseler başladıktan sonra babam narinciyeciydi. Mahsulü de Rum tüccarlara satıyorduk. Ama çok seviyorlardı babamı. Ben Birleşmiş Milletler'le Rum tarafına geçip ilk defa hayatımda o bir tek uçak vardı zaten Londra'ya giden. Olympic Airlines, evet, oradan halamların yanına gitmiştim. Abim de Londra'daydı, o da tahsildeydi. Ha. Ben tahsilimi orada devam ettim, Londra'da devam ettim. Sonra aileniz falan filan o olaylarda ailem, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında saldırılarda hiç etkilendi mi? Ya da? Hayır çünkü bizim olduğumuz yer Türk yeriydi, Lefke hala Türk. Evet. Zaten ilk hadiselerde bile 28 Rum aile vardı. Onlar da gitmişlerdi zaten. Sonra Lefkoşa'daydık. Ailem hayır etkilenmedi çok şükür. Evet. Onlar oradaydılar yani. Ben anladım. 74'te Londra'daydım. 75'te geldim zaten. Anladım. Londra'dan gelmiştim yani. Londra'dan. Peki. Bir de müzikal kariyerinizde tabii ki televizyon maceranız da var. Var. Bir televizyon yarışmasına katıldınız. Evet. Ve sizin gitmeniz gerekirken galiba MFÖ gitti. Mazhar Fuat Özkan gitti. Orada bir haksızlık yapıldı mı size? Tabii ki yapıldı. Öyle birinci mi? Bendim. Nasıl olabilir? Birinci bendim. Nasıl yani? 21 puanla. Mazhar mı torpil yaptı? Ne yaptı? Yok, onu bilmiyorum. Canım ya, Mazhar. Ay canım, onlar çok aynen, seviyorum da. Aynen, ben de çok da severim. Geçen gün konuştum. Yarın da konserleri var. Açık havada. Gideceğim ben de. Ben de gitmek istiyorum. Vallahi, bakalım. Çok seviyorum onları. Evet. Kıbrıs'ta izledim son. Geçen sene harikuladeydiler. Hı-hı. Çok da sevdiğim hem müzikleri hem kendileri fevkaladeler. Şöyle ki herhalde bir topluluk gitmesini tercih etmişlerdi o zaman. Hı-hı. Yoksa 21 puanla ben birinciydim. İkinci hatta Sezen'le Özdemir Erdoğan'dı. Aha. Sezen Aksu'yla. Üçüncü Mazhar Fuat Özkan'dı. Onu sonra... 19 puan ve 17 puandaydılar. 17-19, siz 21. Hangi şarkıydı? Güneş Bir Kere Doğdu. Evet. Biliyorum. Sonra ben aynı şarkıyla İtalya'da birinci oldum. Evet. Akdeniz şarkı yarışmasında. Kimse de beni tanımıyordu yani orada. Peki nedir onun adı? Mazharları nasıl yaptılar o zaman? Üçüncüyü nasıl birinci yaptılar? Demek grup gitsin falan belki eğilimim herhalde, vardı. Herhalde. Gitmek istediniz mi sonraki yıllarda televizyona? Keşke gitseydim dediniz oldu mu? Yo, bir kere daha katılmıştık. Rahmetli şeyle... benim balonlarım vardı. İbo'yla Yaşa Yaşa diye yine Selim abinin bir şarkısıyla. O zaman da ikinci olmuştuk. Sonra hiç katılmadım. Evet. Peki anne olduktan sonra müzik kariyerine ara veriyorsunuz. Şimdi dönüp baktığınızda keşke vermeseydim diyor musunuz? Bugünün sanatçıları çünkü işte en son Gülşen, Bengü, şu an hala hamile ve doğum yapmak üzere. Bu sabah şimdi kulağıma söylüyorlar. 8.30'da doğum yapmış Bengü'de. Bengü, hayırlısı olsun. Zeynep kızı. Dünyaya gelmiş. Buradan da Allah analı babalı büyüsün diyoruz. Evet, gerçekten Selim öyle. Bengü'yü de tebrik ediyor. Şimdi, aynen. Onlar sahnelere ediyorum. Çıkıyorlar. Çıkmaya devam etti pek çok bu günümüz sanatçısı. Cengiz'im, mesela o dönem olmuyor muydu öyle şeyler? Cengiz'im, o değil. Hayır, ben geldim ve 22 kilo almıştım. 3 ayda da o kiloları verdim. Hı-hı. Ben yine Maxim'de çıktım tekrar. Ama bebekle tabii ki hani sürdürmek çok zordu. Rahmetli annem bakıyordu bebeğime. Onlar Kıbrıs'ta oturuyorlardı. O hasrete dayanamadım. Yani ben 90
4'e kadar çalıştım. Hı-hı. Yani oğlan 88-94 çalıştım. Ondan sonra işte Kıbrıs'a gidip de bu otel işine girince eşimle tanışmıştım. Evet. Ondan sonra yani şey eks eşimle diyeyim. Aynen. Şimdi kaç yıl sürdü o evlilik? Tanışma beraberlik 18. 18. Evet. Evet. Ne kadar yani, oldu ayrıldı? 8 yıl. Evet. Sanırım evet. Sanırım 8 yıl. Evet, öyle olması lazım. Sizinle aynı yaşa yakın mıydı? Yaş? Hayır, benden 8 yaş küçüktü. Küçüktü. Evet. Şunu merak ettiğim için yani insanlar mesela daha mı bir süre sonra tahammülsüz oluyorlar. Çünkü ya, hep deniyor ya niye yapıyorsunuz falan filan. O şeydi yani otelde beraberdik. Yani 24 saatimiz beraber evet. geçiyordu. Çabuk tüketir ilişki. Çabuk tüketiyor. Aynen. Herhalde aşkla bitti. Yani 18 sene sürmesi bile mucize. Tabii. Güzel güzel. Vallahi. Harika. Yani yeniden mesela aşk, evlilik falan olur mu? Yok, evlilik hiç düşünmüyorum. Olabilir, bir arkadaşım olabilir. Şu anda öyle bir şey yok ama hani neden olmasın? Ben bekar bir kadınım. Kimseye verilecek bir hesabım da yok. Harikulade. Çünkü şundan dolayı mesela harikulade diyorum. Ay ben yaşım başımı aldım, bilmem ne oldu, ay bilmem ne yapayım demediğiniz için. Hayata belki de böyle pozitif ve enerji dolu baktığınız için böyle bu kadar gençsiniz. Oğlum geçen gün sordu. Anne kaç yaşında doğurdun beni dedi. Ya pardon, kaç yaşındasın dedi. 32 dedim. Anne nasıl dedi, beni bir yaşında mı doğurdun dedi falan. Evet dedim. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına filan. Ya sana ne dedim oğlum. Ben... Ama sen dedi bir hesapla. Geceler mi dışarıda, gündüzler mi onu bilmiyorum. O Cemre Burak da yapıyor oğlunuz. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim Cengiz'ciğim. Ben kendi kendime yeten bir kadınım. Yalnızlık beni asla korkutmaz. Çünkü hatta bazen yalnız kalmayı, kitap okumayı, bir şeyler izlemeyi bile yeğlerim. Tercih edersiniz. Tercih ederim. Ben zaten freedom'ı çok seven bir kadınım. Özgürlüğü seven bir kadınım. Yani arzu ettiğim zaman arzu ettiğim yere gitmeliyim. Ne bileyim, canım istiyor. Arkadaş seyahate mi? Tamam. Yani gidebilirim. Yani gidip işte ne bileyim ben... Gaziantep'te bir kebap yiyip dönebilirim yani. Güzel. Hani Londra örneğini vermek istemedim be Amerika. Yani var ya ben Amerika'dayken falan diye. Yapabilirim. Fakat şöyle bir şey var. Yani evet hayatıma bir insan girebilir ama insan belli bir yaştan sonra daha bir titiz oluyor. Doğru. Hani beni taşıyacak yahut da yine aynı evde yaşamayı hiç düşünmem. Ama zaman zaman seyahate gidebilirim. Ne bileyim, evet, öyle, bir sinemaya, bir tiyatroya gidebilirsin, yemeğe çıkabilirsin. Olabilir. Ama arkadaşlarım da var. Çıkabiliyorum, yapabiliyorum o işi. Mikrofon mu şeydi? Tamam. Ben hemen onu düzelttim. Peki, teşekkür ederim. Peki, oğlunuz Cemre Burak da DJ'lik yapıyor. O da müzikle ilgileniyor değil mi? Devam ediyor mu? Aslında evet ediyor. Evet. Aslında mimar oğlum. Hı-hı. Bahçeşehir Üniversitesi'ni bitirdi. İki sene de UNLV Üniversitesi'nde okudu Amerika'da. Hı-hı. Ama yapmıyor şu anda mesleğini. DJ'lik yapmak DJ'lik istiyor. Yap, evet. O iki sene de ses mühendisliği okudu yani. Ha. Amerika'da şeyini yaparken. Onu seviyor. Ben de hevesini alsın diyorum. Evet. Bir evlilik onun da başından geçmiş miydi? Bir yok, ilişki, hayır. Bir ilişkisi falan var. Yani. Karışır mısınız ilişkisine? Hiç karışmam. Öyle mi? Hiç karışmam. Evleneceği kıza karışabilirim. Bak. Bütün erkek anneleri gibi böyle. Ama ne yapayım yani? Ama şeyine karışmıyor. Keşke yani bir kız istediği gibi bir kız bulsak falan evlense. Hiç öyle bir niyeti yok. Peki Cem Karaca Saygı albümünde sen de başına alıp gitme diye evet. sizin sesinizden duyduğumuz, dinlediğimiz ve Cem Karaca'dan da dinlediğimiz tabii ki. Tabii ki. Müthiş bir şarkı. Bestesi benim, evet, sözler evet. Cem'in. Aynen. Evet. Beste size evet. ait, sözler de Cem Karaca'ya ait Allah rahmet eylesin. Sonra Sıla seslendirdi ve siz o yorumu hiç beğenmediniz. Evet. Katletmiş şarkıyı. Evet, beğenmedim. Evet. Beğenmedim. Çünkü neydi mesela orada beğenmediniz? Sıla iyi bir şarkıcı. Yaptığı diğer işlere baktım. Çünkü izin alıyorlar okurken. Tabii. Sıla'nın okuyacağını duyduğum zaman... Çok mutlu oldum. Ayrıca asla Sıla için kötü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii. Yani iyiye iyi diyorum. Yani çok başarılı işleri var. Artık söylememe gerek yok. Kız mal olmuş yani Türkiye'ye. Doğru.
Ama nedense o şarkıyı belki moodunda değildi. Ha. Belki bilemiyorum öyle hissetti, öyle okudu. Ama ben evet beğenmedim. Beğen. Var mı o şarkı arkadaşlar? Evet bir görelim bakalım. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey istemedi seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hiçbir şeyi özlemedim, seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimi. İşte ikisini peş peşesin dedik ki üzerine ben yorum ki yapmakla. Ki siz işte 1990'ı dinlediniz. Evet tabii ki bu eski ya, versiyonu. Eski versiyonu bir de onun yeni versiyonu aynen, var. Aynen. Şimdi bir şarkıyı söylerken yani ne olur yani yalvarıyorsun ne olur diyorsun ya. Hı-hı. Ne olur yani hani. O bekleyerek esler vererek böyle şey yaparak bir yorumlamış. De, tamam yani bir yorumdur diyeceğim hiçbir şey yok. Ama sevmedim. Sevmedim. Evet. Sevmedim. Olmamış. Sevmedim. Peki şimdi Ajda Pekkan'la aynı kuşaksınız. Üç aşağı beş yukarı. Evet, tabii ki. Diyelim. Ajda hala çalışıyor. Konserler oradan oraya koşturuyor. Evet. Şuraya buraya gidiyor falan. Siz mesela o anlamda... Ben de gidiyorum. Hayır. Daha mı şeysiniz? O böyle bir acayip bir tempo koşuyor. Tempo içinde şey yapıyor. Siz de öyle misiniz yoksa bir hiperaktifim demişti burada bana. Ben de hiperaktifim. Öyle mi? Evet aynen öyleyim. Güzel. Benim de Kıbrıs'ta konserlerim var. Yani yapıyorum. Güzel. Yapıyorum. Kıbrıs olduğu için evet. Çok şey olmuyor. Zaten bütün sanatçılar oraya gidiyor. Aynen. Kıbrıs'taki gazinolar kapanırsa ne yapacaklar? İnan çok ya, doğru çok söylüyorsun. Soru işareti var. Çok doğru çünkü söylüyorsun. Şimdi yeni bir arkadaşımız yeni bir yer açıyor. Şimdi buradan söylemem doğru olmaz ama hı-hı. Yakında Eylül... Kıbrıs'ta mı? Hayır burada. Ya, burada. Sanatçılar düşünüyor. Kalite bir yer olmuş çünkü çok da güzel olmuş. Sanatçılar düşünüyor. Dedim ki yani Mehmetciğim zor bulursun. Hı-hı. Çünkü burada aldıklarının üç misli fiyat alıyorlar Kıbrıs'ta bu bir. Doğru. İkincisi müşteri hazır. Hı-hı. Müşteri geldi gelmedi o çok önemli bir şey doldurdum doldurmadım. Doğru. Eskisi gibi değil artı paramı aldım mı almadım mı o da yok aynen. Böyle bir şey yok onun için çok daha kolay geliyor çok Kıbrıs'ta, aynen, çalışmak. Kıbrıs'ta çalışmak. Peki Issız Adam filmi sizi kariyerinizde yeniden bir çıkış yarattı mı? Yalnızım ben şarkısı kullanıldı. Birazdan da Arda Türkmen gelecek. Bugün ilginç bir tesadüf oldu çünkü. İçeride sohbet ettik. Evet, değil mi? Aynı filmde sizin müziğinizle böyle genç kuşakla tanıştırdı. Evet. Arda'nın da Leblon diye mekanı vardı. Çok güzel bir mekanı vardı. Hı-hı. Oradaki sahnede de evet. İşte Cemal'le Melis'in buluştuğu sahneydi. Hı-hı. O mekan da oradan patlamıştı. Sizi böyle genç kuşakla tanıştırdı mı? Böyle bir etkisi oldu mu filmin? Tabii ki. Değil mi? Nostalji hortladı. Doğru söylüyorsun evet, aslında. Evet, nostalji hortladı. O filmle birlikte. Yani filmle birlikte, hı-hı. filmle birlikte. Benim o plağım internette long play'im. Yani hı-hı. yalnızım benim olan long play'im. 3.000-4.000 lira falan satıldı biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. İşte. Yani. Klasikler. Klasiklerle. Ondan sonra bütün... Ya Cengiz zaten bütün gençler %90 bizim şarkılarımızı yapıyorlar. Tabii ki şu anda da zaten tamamen öyle. Yani tamamıyla 70'ler, 80'ler, 90'lar zaten pop müziğin tarihçesi 70'lerden çıkıyor. Evet. 70'ler. 80'lerde daha çok arabesk var. Hı-hı. Ondan sonra 90'lar tekrar pop müziğe giriyor. Evet. O tarihçeyi bilmeyenler zaten bir şey bilmiyor demektir yani. Aha. Yani bunun için de o şarkılar çok... Kıymetli şarkılar yani. Yalnızım beni şu an kim, genç kuşaktan kim en iyi yorumlar sizce? Var mı öyle sesini, yorumunu beğendiğiniz? Yalnızım beni
Bakın o 2,5 oktavlık bir şarkı biliyor musunuz? O şarkı. Zor bir şarkı. Evet. Hoş şu anda ben de bir ton aşağıdan okuyorum tabii. O zaman fa'dan okumuşum, nasıl okumuşum diye bakıyorum. Ama kim okuyabilir? İçin akşam açık havada... Kim vardı? Ebru? Yok. Yok. Hayır. Funda Arar. Funda Arar. Öyle mi? Beğeniyorum. Aha. Olabilir. Olabilir. Evet. Güzel. Funda bak aklında olsun. Evet. Funda Arar olabilir. Çünkü hem gırtlağı var hem sesi güçlü, de güçlü bir ses. Güçlü bir ses. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Nida Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Aynen. Eylül'de yeni şarkıları bekliyoruz. Bakalım ne yazacaksın Cengiz? Aynen be Allah. Yazarım aynen. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sabiha'dan sonra Arda Türkmen bize beraber olacak. Evet, Issız Adam'da demin anlatıyordum işte Cemal Ünal'la Melis Birkan'ın şarkı vardı tabii ki. İşte demin dinledik Yalnızım Beni. Ve orada tabii birlikte gittikleri mekan vardı, Leblon. Ve 2008 yapımı film. Ve o tarihte ne kadar çok popüler olmuştu ki. Evet. Tabii Arda Türkmen'di o iş orayı yaratan isim. Sonra tabii ki Arda'yı yakından tanıyorsunuz. Televizyonda yıllardır program yapıyor. Yemek programları yaptı. Pek çok mekan açtı. Hala mekanları çok başarılı devam ediyor. Ve Arda hoş geldin diyoruz bu bilgisayardan sonra. Hoş bulduk. Nasılsın, keyifler nasıl? Gayet iyiyim ya. Vallahi evet. Çok şükür. Hayat devam. Koşturup duruyoruz işte yaz kış demeden. Haberi. Senin bu ses tonun ve enerjik halin, ben bir reklamda oynuyorsun ya. Vallahi dedim ki çok doğru bir adamı tercih etmişlerdi. Çünkü ses tonunda o şey var hep. Genç ve dinamik bir hal var. Zaten enerjik halini ekrandan da görüyoruz. Ve çok doğru tercih etmişler diyorum. Biz arada görüyorum şey reklamı. Ya ne bileyim, zaten hayat yeterince böyle insanı yoruyor, yıpratıyor. Hepimizi, seni, beni, bizi izleyen herkesi. Yani mümkün olduğu kadar... böyle coşkulu ve enerjik olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Çünkü bu genel enerjine, hayatına, yaptığın işlere de yansıyor. O yüzden böyle ne bileyim, yüksek olmayı seviyorum. Demin yaptığım açılış doğru mu? O Leblon 2008'de çekilmişti film. Evet. Şimdi kapandığı için tabii ki adını rahat zikredebiliyoruz. Ondan sonra çok büyük bir popülarite oldu değil mi mekana? Ya ve sonra da kapattın. Neden kapattın orayı? Yok, şöyle oldu. Aslında kronoloji doğru. Ben şeye çok inanırım yani. Çalışana hep bir şekilde iyi şans denk geliyor. Ben yıllarca işte Mustafa Oğuz'un catering işlerini yaptım. Hı-hı. Bir günde o böyle bir film için mekan ararlarken onun yapımcısı benim restoran tamamen tesadüfen yani bulmuş. İşte Çağan Irmak çok beğenmiş. Benim dükkanımda çekildi film. Anlaştık. Ondan sonra... birden acayip patladı tabii. Yani ben de o kadar beklemiyordum. Bence kimse beklemiyordu yani. Doğru. Tabii film güzel olacak filan ama hani içerideki müziğe, diğer mekanlara, işte Beyoğlu'na kullanılan arabaya filan o kadar etki edeceğini. Hı-hı. Çok oldu tabii bir anda yani. Restoran acayip iş yapmaya başladı. Çok hareketlendi, çok popüler oldu. Santim santim her yeri. Sonra da ben orayı 2012'ye kadar da devam ettirdim. 2012'den, 2008'den 2012'ye kadar devam etti. Hı hı. Ondan sonra da Karaköy'e geçmeye karar verdim. Aslında mescitteki genel gidişattan dolayı Karaköy'de başka yerler açtım. Öyle de şimdi devam ediyor. Şimdi Karaköy'de iki tane... Karaköy'de bir tane burger konseptli bir şey açtım. Bir tane üst tarafta, böyle 7. katta güzel böyle manzaralı bir mekanlar. Acayip manzarası olan. Bir tane de onun aynısının ocakbaşı versiyonunu açtım. Etileri açtım. Tam Levent'in girişine. Öyle mi? Evet. Bak oraya gelmedi. Evet. Oraya gelmedi. Orayı bilmiyorum. Ama diğer şey çok güzel tabii ki. Eyvallah. Vallahi, oraya geldim. Otelin üst katında, en üst katında. Ya oranın güzelliği şu tabii. Ya bir taraftan böyle Topkapı Sarayı'na bakıyorsun. Bir taraftan Galata Kulesi'ni görüyorsun. Evet. Tamamen tarihi yarım. Aynen böyle bu arkadaki gibi böyle güzel bir görüntüsü var. Biz de güzel yemek çıkartmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Öyle gidiyor. Mutfak 10 numara. Eyvallah. Ama mesela son dönemde fiyatlar yükseldi. İşte gece hayatı çok konuşuluyor, yeme içme çok konuşuluyor, restoran kültürü çok konuşuluyor. Tabii ki fiyatların yükselmesi falan. Nasıl geçiyor bu yaz mesela, ya da bu yıl nasıl geçti bu işin içinde göbeğinde olan biri olarak? Yani, müşterilerin azaldı mı? Fiyatlar çok mu yükseldi? İnsanlar dışarı çıkmıyor mu? Nasıl gözlemledin? Vallahi açıkçası ben mutsuzum. Hı-hı. Yani fiyatların yükselmesinden mutsuzum. Çünkü bunu mecburen sen de satış fiyatını yansıtmak zorundasın. Ama hani birebir her yükselen şeyin fiyatını aynı oranda yansıtırsan bu sefer psikolojik olarak sana gelen misafirler daha nasıl söyleyeyim keyifli ayrılmıyor oradan. Hı-hı. Ama
sonuçta yaptığın işten de para kazanamazsan sen keyifli ayrılmıyorsun. Bir dengeyi bulmamız lazım bizim. Evet doğru, hani her şey hakikaten pahalılaşıyor. Hı hı. Ama ben kendi mekanlarımdan örnek vereceğim. Mümkün olduğu kadar, bak bu enteresan bir şey. Mümkün olduğu kadar hani normalde müşteriyi hep satmaya çalışırsın ya. Ben tutmaya çalışıyorum abi. Neden? Şöyle, çünkü bir insan gelip de psikolojik baremin üstünde bir para harcarsa, evet yiyor içiyor harcıyor, hı hı, mesela. Mutsuz olarak ayrılır diye endişe ediyorum ve belli bir baremde kalsın. O yüzden tutuyor mesela, diyor ki ondan da verelim bundan. Bu kadar yeter diyorum yani. Bu kadar yeter. Yoksa hani onu da ver, onu da. Yani masada yiyeceğinden fazla mamülün olması müessesi için, karlılık için avantajlı, satıyorsun. Yani. Evet. Ama yiyemeyecek onu biliyorsun yani. Çok çünkü. Yani insan böyle bir gözü bir şey yapıyor ya, ondan, ondan da ver filan. Bir yerde tutmaya çalışıyoruz ve belli bir fiyat aralığında çıkartmaya çalışıyoruz misafiri. Çok şükür başarılıyız bu konuda da. Öyle olduğu sürece de şeyi geliyor yani, mesela Karaköy bu yaz hiç etkilenmeden gitti bende. Öyle mi? Evet. İyi, çok güzel. Maşallah. Şimdi zaten Galata Port falan da açıldıktan sonra o bölge herhalde çok daha büyük, evet, yolcu gemileri de geldikten sonra muhtemelen. Şu anda iyi zaten. Yani Karaköy'ün bir hali hazırda yabancı, bir de yerli müşterisi çok var. Hı hı. Evet, turist gemileri daha çok geldikçe, daha çok turist geldikçe bölgenin tarihi yarımada olmasından kaynaklı bir artışın olmasını umuyorum ben. Evet. Önemli olan hani sadece nominal, rakamsal değerde değil, iyi turist, iyi misafir, yani yediğinden içtiğinden keyif alan, çevresine iyi bakan, müesseselere iyi bakan, gezen, sadece restoranı değil alışveriş yapan, anlatabiliyor muyum, tekstil vesaire, o bölgeyi böyle canlandıracak, o bölgenin ruhuna artı değer katacak, evet, turistin ve yerli misafirin gelmesini isterim ben açıkçası. Ekranda olmanın, popüler bir şef olmanın restoranları, açtığın restoranları doğrudan bir etkisi oluyor mu? Yani oluyor. Yani olmuyor, oluyor demek yalancılık olur ya. Oluyor tabii, çünkü kendini doğru şekilde ifade edersen ekranlardan yaptığın, hı-hı, işle ve insanlarla iyi bir iletişim kurarsan bunun tabii ki yaptığın diğer işlere de pozitif katkısı oluyor. Ama bunun tersini yaparsan yani... Hı-hı. Yani olmadığın gibi biri gibi davranmaya çalışırsan, o doğallığı yakalayamazsan tabii ki negatif etkisi var. Ama benim dükkanlara bayağı güzel, ciddi etkisi zaten var. Zaten öyle davranırsan, olmadığın gibi davranırsan o kadar uzun sürede, aynen, gitmiyor zaten. Senin 9-10 sezondur. 10 sezon oluyor bu 10 sene. 10 sezon ya oluyor. Bu sene benim için Ardın birazcık... Mutfağı. Evet, benim için özel bir sene. Çünkü 10 senedir aynı programı yapıp hala hani iyi bir izlenirlik alıp hala insanlardan iyi tepkiler alıyor olmak çok, hı-hı, büyük bir gurur kaynağı. Evet. Çünkü böyle prime time'da olan bir program değiliz. Aktüel bir programız ve aslında içeriği çok doğru bir şablonda kurguladık. Kanal D'de şu an. Şu anda Kanal D'de bu sene. Cumartesi günleri. Diğer program omuz omuza olan, hani ünlülerin gibi yarışma, onlar. Evet, o pazar günleri. Evet. Biri cumartesi, biri pazar. Onun üçüncü sezonu. Omuz omuzanın. Omuz omuzanın. O da ilginç bir format. Sana mı ait o? Ya o şöyle çıktı. O çok komik aslında. Bizim Arda'nın mutfak kitabını yapmıştık. Biz sonra bunun editörlüğünü de tamamen her şeyini kendimiz, hı-hı, yaptık. Bir gün aldım böyle son artık baskıya verirken tarifleri okuyorum. Dedim ki kızlar bu tarifi kim yazdı dedim ya. Hani hiçbir şey anlaşılmıyor. Aha. Dediler ki sen yazdın. Dedim ki nasıl ben yazdım, hiçbir şey anlamadım tariften. Böreği öyle kes, böyle burgula kurgula filan. Sonra dedim ki ya işitsel audio'yla vizüel, görsel tamamen farklı. Evet. Ve sen bir şey gördüğün zaman mesela ben sana şöyle anlatarak gösterdiğimde anlıyorsun ama sözlü. Evet, tasvir ettiğimde sen ne kafanda canlanıyorsa o çıkıyor. Aslında buradan çıktı format. He. Ya dedik ya acaba böyle bir şey yapsak nasıl olur filan falan. Bir demo çektik. Muazzam komikti. Ondan sonra da öyle yürüdük gittik. Bir izleyelim bakalım omuz omuzayı. Arda'nın formatı. Ya, bu çok talihsiz bir anda hakikaten. Pudra şekeri koymuş un yerine. Ezgi'm oluyor. Yani zaten Ezgi çok neşeli ve eğlenceli bir insan. Orada bambaşka bir hale gitti program yani. Evet. Arda'nın Mutfağı cumartesi, pazar günü de omuz omuza kanalda da devam ediyor. 10. sezona girdi, evet, Arda'nın Mutfağı. Peki mesela bir taraftan da tabii bir ara MasterChef'te yer alacağın haberleri çıkmıştı. Sonra o sezonda yer almadın. İşte MasterChef gibi yarışmalar var. Hı hı. Diğer tarafta The Taste diye, evet, Fox'ta devam eden yarışmalar var. Show'da hafta sonu Yılmaz'ın kızının yaptığı yarışmalar, hı hı, falan var. Bu tür mesela... şeyler son dönemde mutfak ve yemek programları çok öne çıktı. Evet. MasterChef'ten başlayalım. Orada teklif geldi mi? Yer alacak mı yoksa? Şöyle biz aslında ilk TV8'e geçtiğim sezonda ver fırınayı yaptık. Yani bir British Bake Off diye, aha, bir format vardı. Acun onu almıştı. Onu yaptık. 1,5 sezon kadar onu devam ettirdik.
çok yorucu ve meşakkatli bir iş bu arada. O yani günde aşağı yukarı 8 saat falan süren çekimler oluyor hiç durmadan. Ve haftanın 3 ya da 4 günü çekiyorsun. Öyle hafta içi 5 gün yapılacak bir programda. O bittikten sonra ben normal kendi programlarımı yapmaya devam ettim. MasterChef ile ilgili şöyle şeyler oldu. Bazı demolar vesaireler çekildi ama totalde hem iş yoğunluğundan hem çalışma şeyinden ben çok da olmak istemedim. Ama iyi bir ekip kurdular ve güzel bir sezon çıkarttılar. Ama nasıl? Ağır bir iş yani. Değil mi? Yani The Taste ya da MasterChef gibi yemek yarışmalarını nasıl buluyorsun? Vallahi şöyle buluyorum. Birincisi insanlar aslında eğer yemek yapmaya özeneceklerse bu yarışmaları seyrederek bence çok avantajlı. Hmm. Bir ikincisi biraz eğleneceklerse bu da yani gündelik hayatın stresinden onları kurtarmak için güzel bir avantaj. Ama orada insanlar ya şöyle oluyor aslında izleyenler şey sanıyorlar. Ya bu yapımcılar bir araya geliyor böyle acayip tipleri buluyor onları kavga ettiriyor orada. Aslında pek öyle olmuyor. Yemek yapmaya tutkun insan birazcık şey ya zaten hırslı olur anlatabiliyor muyum? Ya senle biz şimdi güzel ikimiz de güzel yemek yapıyoruz. Rekabet ediyoruz arada. Evet. Şimdi benim yaptığım kötü senin yaptığın iyi olursa ve bu bir rekabetin sonucunda birisi bir şey kazanıyor birisi kaybediyorsa tabii hırslanıyorlar birbirlerine. Bazen bu çok kaçıyor bunun dozajı. Hani insanlar kavga etmeye başlayınca ben çok hoşlanmıyorum ondan. İzlemekten de hoşlanmıyorum, içinde olmaktan da hoşlanmıyorum. Bunu birazcık dengeleyebiliyor olmak lazım. O daha çok şeyde var herhalde bir de gündüz kuşağında popüler olan Yemek Taste tarzı programlar var ki öyle bir programı günümünde sunar mısın mesela? Gelse teklif. Vallahi açıkçası benim içinde olacağım programda çok böyle spekülasyon olsun istemiyorum. Ya yani birazcık daha öyle daha eğlenceli, yemeğe daha çok özendirecek, insanların o izleyeceği 1,5-2 saatlik zaman zarfında hakikaten ekstra bir şey katacağı bir şey olması istiyorum. Bir de keyif alacak. Mesela örnek veriyorum, omuz omuza tamamen bambaşka bir format, 1 saatlik bir program ve izlerken hakikaten çok eğleniyorsun. Gündelik hayattan kopuyorsun, derdinden, sıkıntından uzaklaşıyorsun ve atıyorum bir ünlünün hiç bilmediğin bir tarafını görüyorsun. Çok eğlenceli. Evet. Şimdi bu tip şeyler olursa ben olurum. Ama hani işte 8 kişiyi bir stüdyoya sokalım. Onlar rekabet ederken oradan acayip bir reality show çıksın filan böyle tavalar havada uçuşsun bilmem neler kavga gürültü filan o tip şeylerde olmayı çok tercih etmiyorum. Ama bu programların da o formatta başladığını da tahmin etmiyorum ama bazen ona dönüşebiliyor. Ama tabii ki mesela mutfakta demokrasi yok mudur mesela şef? Yoktur. Tamamen. Mutfakta demokrasi yoktur abi. Mutfak monarşik bir yerdir. Öyle mi? Tamam yani tamamen yani eğer oranın kaptanı sensen, oranın şefi sensen, o yemek senin namusunsa, o yemek senin imzanla, senin adınla çıkıyorsa mutfakta demokrasi yoktur. Herkes şefe itaat eder ve bu bütün dünya literatüründe de böyledir zaten. Yani mutfak demokratik bir yerdir. Cengiz'cim şunu verir misin de birlikte ben yapalım diye. Cengiz ver diyorsun, o da yes şef diyor yani. Yani hemen veriyorum diyor. Veya atıyorum sen ocakta iki tane aynı anda yemek hazırlarken ızgaracı 3 tane yemek hazırlıyor, soğukçu 2 tane hazırlıyor. Bunların hepsinin aynı anda pas tezgahı dediğimiz çıkış tezgahına gelmesi, en son dokunuşlarının yapılması ve servise çıkması lazım. Yoksa 6 kişilik bir masada ocakçı unuttu, 4 tane yemek geldi, 2 tanesi yok. Peki şefler o yüzden mi hep böyle serttir? Bağırırlar, çağırırlar. Deliriyorlar şefler. Sen de öyle misin mutfakta? Yani evet. Öyle mi? Yani şöyle, çok... şey değilimdir, aşırı agresif değilimdir ama dediğim yapılmazsa kızarım. Evet. Herkesin de bir üslubu var, bazısı çok bağırır çağırır. Yani ne atıyorum, Gordon Ramsay çok bağırıp çağıran bir adam. Ama yani en sakin adam bile belli bir yerde delirebilir mutfakta. Çünkü yani aksilikler hep oluyor ve sana yansırsa bu, yani servise yansırsa işte orada o zaman kontak atar. Bir de bizim tabii ki en büyük sıkıntımız herhalde sizin yani yeme içme sektöründe. Herhalde kalifiye elemanı uzun süreli çalıştırmak. Çünkü bir adam değişir bilmem ne şeyi tutmak, şefi tutmak, yardımcıyı tutmak, servis elemanını tutmak, yetişmiş elemanı bulabilmek çok zor gerçekten de. Bu dünyada da zor aslında. Öyle mi dünyada yani, mi? Yani ama biz... gidiyorsun mesela atıyorum yurt dışına bir yere adam 60 yaşına gelmiş ve 40 yıldır da orada garsonluk yapıyor. Şimdi böyle örnekler Türkiye'de de var ama geneline baktığın zaman örnek veriyorum mesela ben en son Londra'ya gittiğim zaman bir tane İngiliz yoktu servis yapan. Hep öğrenci, İtalyan, İspanyol, Roman filan hep böyle bir de genç çocuklar böyle cabbarlar tık 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 yapıyorlar. Bahşiş kazanıyorlar, para biriktiriyorlar, okuyorlar, eğleniyorlar, takılıyorlar. Abi ben şöyle söylüyorum, bizim Türkiye'deki yeme içme sektöründe bu benim kendi tespitim. 3 tane ayrı branş sanki el ele vermiş de böyle ortalığı yangına vermek için bir şey yapıyor. Bir tedarikçilerin. Bu latife tabii bu dedikleri. İki, personelin. Üç, müşterilerin.
Yani mesela tedarikçilerine diyorsun ki atıyorum mesela X, ya bu domates çok güzel, ben bu seriden devam etmek istiyorum. Aynen. Abi tamam, ben de şef tamam filan deyip mesela ertesi gün bambaşka bir domates getiriyor. Tabii, ya buyur. Diyorsun ki arkadaş biz dün ne konuştuk? Ya ben bunu servise çıkartamam ve benzeri gibi. Anladım, atıyorum personelin mesela briefing yapıyorsun, diyorsun ki şu çok önemli, bu bilmem ne, bununla ilgili bilgi vereceksin, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir anda bambaşka bir şeye dönüşüyorlar. Müşteride de şey oluyor yani şimdi, ya bir gün şöyle bir şey oldu, o gün delirdim hakikaten. 10 kişilik bir rezervasyon var saat 8'de. Biz bir gün önceden ararız. Deriz ki Cengiz Bey, yarın rezervasyonunuz var, konfirme mi, değişiklik var mı? Diyebilirsin ki biz 10 yaptırdık da 6 geleceğiz. Evet. Tamam abi, o zaman okey. Ona göre, çünkü dükkanı ayarlıyorsun. Doğru. Masayı filan. Aradık, geliyoruz. Aynı gün saat 7'de 8'deki masanız hazır. Tamam, geliyoruz. 8, 8.30, 9 yok. Arıyoruz, açmıyor. Abi ben aradım. 9-10 geçe. Vereceğim masayı yani. Başka misafire vereceğim. Çünkü cumartesi akşamı 10 kişilik masa kıymetli tabii bir şey. Tabii ki, tabii ki. Aradım. Alo diye açtı telefonu. Merhaba dedim. Böyle işte arıyorum sizi yeriniz için. Ha, vardı değil mi öyle bir şey? Nasıl yani dedim, vardı öyle bir şey? Ya biz dedi unuttuk dedi onu. Nasıl unuttunuz dedim. Kızma canım, önümüzdeki hafta geliriz dedi. Ya şimdi anladın mı? Ya bu da mesela ben yaşadım direkt. Yani ne diyeceğimi bilemedim hani. Çünkü rahmet etmeyin dedim, hiç gelmeyin, gerek yok yani. Çünkü biz Türkler de gerçekten rezervasyon yapmak, işte LCV cevap vermek falan, bu tür alışkanlıklarımız ne yazık ki hala yok. Ya da rezervasyonu böyle iptal etmek gibi. Aslında mekanın da bir yaptırımı olması lazım, biliyor musun? Ya hiçbir yaptırımı yok. Çünkü yani bugün ağırdı diye yaparsın, yarın baktın. Yani böyle bir hani bir kara listeler vardır konuşulan. Blackliste aldık seni falan. Ne olacak? Başka dediğim gibi bugün Cengiz diye yaparsın, yarın Mehmet diye yaparsın. Yani o ayırt edilebilecek bir şeydi. Bu tamamen... Hani müessesenin misafirine, misafirin müesseseye karşılıklı duyduğu saygıyla alakalı. Saygı olması lazım. En iyi hangi yemeği yaparsın? Yani şöyle, sushi ve benzeri hariç diğer yemekleri iyi yaparım. İyiyimdir yani, kendime o konuda güveniyorum. Evde kendi yemek yapar mısın? Yoksa yaparım. Yani kendi söküğünü dikemez. Yani şöyle, bunu ben de çok merak ettim. Dedim ki acaba hani bu genel tembellik yani bizde mi olan bir şey? Diğer şef arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da hep aynı şeyi söylüyorlar. Abi biz de sürekli dışarıdan sipariş. Yani çünkü hani bütün gün yorgun argın koştuk ya falan. Ya hani evliysen, evde hanımın yemek yapıyorsa onun yaptığı yemeği yiyorsun. Bazen sen girip bir şey yapıyorsun arkadaşlarına, ama böyle hani dersen ki böyle haftada düzenli 5 gün evde yemek yapar mısın kendine? Haftada 5 gün düzenli evde oturmuyorum ki diyeceğim ben sana yani. Bundan dolayı mı peki mesela zor iş, çünkü işletme gece geç saatte kapanıyor. Geç kalkıyorsun falan filan. Bundan dolayı mesela evlilik falan senin hayatında böyle bir düzenli şey yok. Çoluk çocuk yok, falan. Yok, aslında ben çok düzenli bir adamım. Ben her sabah 6'da kalkan, işte saat 7'de sporuna giden, gidiyorsun. Saat 8.30-9'da hayata başlayan, böyle düzenli yaşayan bir adamım. Yani ondan dolayı değil aslında. Veya böyle hiç annem bana çocukken şey derdi hep, ya sen kesin 20'inde evlenirsin filan derdi. İşte 40'lara geldik. Olmadı. biraz kader kısmet herhalde yani. Öyle. Bir de yani denk gelmedi diyeyim. Evet. Yoksa yani öyle uzun ilişkilerim de oldu ama denk gelmedi. Türk mutfağını nasıl buluyorsun? Zengin midir? Gerçekten mesela hani dünyada yer edinebilecek kadar zengin bir kültürden bahsedebilir miyiz? Yoksa biz kendi kendimizi mi gaza getiriyoruz? Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç öyle kendi kendimizi gaza getirmiyoruz. Olağanüstü bir kaynak, olağanüstü bir içerik var. En büyük eksikliğimiz pazarlama kısmı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sana. Fransız mutfağı eğer baklavayı icat etmiş olsaydı bugün makaron falan konuşmuyor olurduk. Yani. Öyle mi? Hani makaron ve baklavayı yan yana koyduğunda ikisindeki zanaatkarlık, hani bir tanesi hani deniz seviyesi ise öbürü Everest yani. Doğru. O kadar farklılık tabii, var. Bizde her şey var. Yani bir mutfak düşün. Tencere yemekleri var, hızlı pişen yemekler var, envai çeşit sütlü tatlısı var, şerbetli tatlısı var. Var da var. Allah'ına kadar hepsi var. Ama hani İngiliz'in fish and chips'ini konuşurken işte Fransız'ın atıyorum işte soslarını konuşuyorsun. Ne bileyim Güney Amerika'nın işte limon kullanarak limonun asidiyle pişirdiği seviçelerini konuşuyorsun. Ve benzeri ve benzeri. Ama sen de bunun gırlası var. Ve ben şuradan biliyorum. Yıllarca catering yaptığım yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı sanatçıların işlerini yaptım. İlk zamanlarda buradaki kontaklar üzerinden gidiyorduk. Sonra artık bana direkt yollamaya başladılar isteklerini. Evet. Hepsi şunu söylüyordu. Türkiye'ye geliyoruz, sorun yok. Hep iyi yemek var. Evet.
Güzel. Seviyorlardı yani. Güzel. Peki Vedat Milor'la da reklamda oynadınız. Mesela bir gurme yazarının ya da bir şefin bir reklamda oynaması bir şey reklamıydı işte. Evet. Etik midir? Sen nasıl diyorsun, değerlendiriyorsun bunu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben zaten baharat gündelik hayatımda çok kullanıyorum. Ha, o baharat yiyordu. Evet. Vedat abi de şeyi seven bir insan. Yani böyle yemek kültürünü ve içerikleri seven bir insan. Biz uyuştuk yani. Evet. Güzel. Evet. Eğlenceli bir reklamdı. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Peki yarın 10.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.